Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Ben Birikim Hayat Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pınar Akın. Bugün sizlerle genelgeler ve kongreler konusunu çocuklar ikinci videomuz olaraktan devamını şimdi beraber işleyeceğiz. İlk videomuzda Erzurum Kongresi'nin öneminde bırakmıştık. Şimdi Erzurum Kongresi'ni bir hızlıca tekrardan bir üzerinden geçerekten Erzurum Kongresi'nin öneminden milli mücadele rotamıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Erzurum Kongresi'ne çocuklar demiştik ki Doğu illerinde bir karışıklık işte vardı ve Rumların ve Ermenilerin faaliyetlerine karşı, işgallerine karşı toplanmış olan bir bölge olduğundan bahsetmiştik. Kongrenin toplanış amacı bölgeseldi, yani bölgesel konuşmak içindi ama geçtiğimiz derste ne yapmıştık kararları incelediğimizde alınan kararların ulusal olduğunu görmüştük. Kongreyi düzenleyen cemiyetlerimiz hangi cemiyetlerdi onlardan da bahsetmiştik. Trabzon Muhafazay Hukuk Cemiyeti ve Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyetleri tarafından organize edilmişti bizim bu kongremiz. Ve Erzurum Kongresi'nde ne olmuştu çocuklar? Bizim doğudaki cemiyetlerimiz birleştirilmişti. Ne olmuştu bakıyoruz? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olmuştu. İlk kez cemiyetler çocuklar Erzurum Kongresi'nde birleştirildiğinden bahsetmiştik. Bir sonraki zaten birleşme de Sivas Kongresi'nde olacak. Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan temsil heyeti oluşturuldu. Temsil heyeti çocuklar milletvekili gibi görev yaptıklarından bahsetmiştik onların. Temsil heyetimiz ve başlarında liderleri olaraktan da Mustafa Kemal görünüyor. Ve Doğu illerinden göç edilmemesi kararının alındığından bahsetmiştik önceki dersimizde. Bunun sebebi şuydu. Çünkü Wilson ilkelerinde diyordu ki hangi millet hangi bölgede eğer fazlaysa orada o millet kendi milli devletini kurabilir diye bahsediyordu. O yüzden de hani biz de oradaki Türklerin o bölgeden göç etmemesi, orada kalmaları yönünde yine Erzurum Kongresi'ne madde eklemiştik. Çünkü eğer Türkler oradan göç edip giderlerse Ermenilerin ya da Rumların nüfusu artacaktı ve bu defa da onlar Wilson ilkelerine göre kendilerini haklı konuma çıkarabileceklerdi. Devam edelim. Bu üç madde çocuklar, bu üç maddemiz Erzurum Kongresi'nin bölgesel bazda yaptığı çalışmalar olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi devam edelim. Erzurum Kongresi'nin önemi neymiş bakalım. Toplanış amacı bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir. Zaten sorularda size çocuklar Erzurum Kongresi'ni hep bu şekilde karşınıza gelir. Mutlaka denk gelirsiniz. Erzurum Kongresi, bakın toplanış amacımız Doğu illeri hakkında konuşmaktı. Ama ne oluyor? Alınan kararlar bütün yurdu ilgilendirecek tarzda kararlar alınıyor. İlk kez milli sınırlardan, yani Misak-ı Milli'den bahsedilmiş. Bakın ilk defa milli sınırlarımız. Milli sınır derken de şunu diyoruz çocuklar. Yine Wilson ilkelerinde hani bahsedildiği gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerler. Yine Musul Kerkük de dahil olmak üzere, Batum dahil olmak üzere, Doğu Trakya dahil olmak üzere o bölgeler hep bizim olacak şeklinde diyoruz ki buralar Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerler. İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir. Yani artık biz bağımsızlığı hedefliyoruz. Hedefimiz tam bağımsız olmak ve manda ve himayeyi reddetmiş oluyoruz. İlk defa temsil heyeti oluşmuştur. Gördüğünüz gibi çocuklar bakın Erzurum Kongresi'nde milli mücadelenin ilklerini yaşıyoruz. Milli sınırlar dedik, manda ve himaye dedik ve temsil heyeti diyoruz. Bakın ilk defa temsil heyeti burada oluşturulmuş oluyor ama ilk etapta bizim bu temsil heyetimiz sadece Doğu illerini temsil edecek. Daha sonra diğer bölgelerimizden, diğer şehirlerimizden de yine temsil heyetine katılmalar olacak. Ve Mustafa Kemal'in ilk defa sivil bir vatandaş olaraktan katıldığı bir
çalışmadır. Çünkü Amasya genelgesinden sonra ne olmuştu? Mustafa Kemal görevden alındı İstanbul hükümeti tarafından ve artık Mustafa Kemal sivil bir vatandaş olaraktan ne yapıyordu? Milli mücadeleyi örgütlüyordu diyebiliriz. Doğudaki cemiyetler birleştirilerek ilk defa bütünlük içinde bir çalışma yapılmış. Şimdi cemiyetleri demiştik ki biz daha cemiyetler konusunu işlerken her birisi kendi bölgesinin kurtuluşu için, savunulması için mücadele ediyor demiştik. Birbirinden ayrılardı ama hedeflerimiz neydi? Aynı hedefti. Şimdi ne olmuş oluyor bakın, ilk defa bir birliktelik var. İlk kez beraber hareket etme var. Yani Trabzon'daki cemiyetimizle Doğu'daki cemiyetimiz artık birlikte hareket etme kararı alıyorlar Rumlara ve Ermenilere karşı. Ve bir diğer rotamız, 5. rotamız olan çocuklar Sivas. Şimdi Mustafa Kemal artık Erzurum'dan nereye gidecek? Sivas'a gidecek, Sivas Kongresi'ne. Evet, 5. durağımızdayız. Sivas Kongresi'nin toplanması zaten daha Erzurum, özür diliyorum, daha Amasya genelgesindeyken biz bunu yer vermiştik. Hani Sivas'ta milli bir kurul işte toplanacağından zaten bahsetmiştik. İşte şimdi onun vakti geldi. Ne yapıyoruz? Sivas'ta bir kongre düzenleniyoruz. Ama bu kongremiz toplanırken bazı engelleme girişimleriyle karşılaşacağız. Neler oluyor? Onlardan da bahsedelim. İtilaf devletleri ve İstanbul hükümeti çocuklar Elazığ valisi Ali Galip Bey'i görevlendirecek. Diyecek ki bu kongrenin toplanmasını engelle. O kongreye giden kişileri yakalat, tutuklatıp bize İstanbul'a getir şeklinde emir verecekti. Bu şekilde görevlendirilecekti ama tabii ki Türk halkı Mustafa Kemal'i desteklediği için başarılı olamadılar. Yani tüm bu mücadelelere rağmen çocuklar Sivas Kongresi toplanmış oldu. Amerikan mandasını isteyenler vardı yine. Hani diyorlardı ki işte Amerika güçlü bir devlet. İşte tamam biz bir mücadele veriyoruz ama hani Amerikan mandasında kalsak işte acaba daha mı iyi olur bizim için? Daha bakın işte durumlar zaten çok kötü. Kendi kendimize işte bu ortamda ayakta duramayız gibi. Yani bazı umutsuzluğa düşenler vardı diyebiliriz aslında. Bu manda isteyenlere karşı da yine şöyle bir kurtuluş mücadelesi parolası belirlendi çocuklar. Ya istiklal ya ölüm. İstiklal demek özgürlük, hürriyet anlamlarında geliyor. Hani ya istiklal, yani ya bağımsız olacağız ya da öleceğiz. Çünkü Türk milleti hiçbir zaman hiçbir milletin ya da devletin boyunduruğu altına giremez çocuklar. Bu Orta Asya'dan beridir bizim kabul ettiğimiz bir şey. Bizim hani nasıl diyeyim, kanımızda bu şekilde dolaşıyor bu fikir bizim. Biz hiçbir milletin egemenliği, boyunduruğu altına giremeyiz. Ya özgür oluruz ya da ölürüz. Bizim için bu şekilde bir parolamız vardır. Ve kongrenin başkanı acaba kim olsun şeklinde tartışmalar vardı. Şimdi Mustafa Kemal liderdi ama diğer başka işte komutanlar falan da vardı. Hani kim olsun diye bu tarz yine bir karışıklıklar vardı. Ve sonra ne oldu? Yapılan oylamayla Mustafa Kemal kongrenin başkanı seçilmiş oldu. Bu durum Mustafa Kemal'in karşılaştığı sorunlar işte aşma becerisi diyebiliriz, liderlik özelliği diyebiliriz ve örgütleyicilik ya da teşkilatçılık özelliğine sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Sivas Kongresi'nin toplandığı bina çocuklar, Sivas Lisesi. Bu binada toplanılmıştır. O zamanlar Sivas Lisesi olarak da kullanılıyormuş. Kongrenin düzenlendiği salon ve kongreye katılanlar. Mustafa Kemal yine başlarında gördüğünüz gibi, kongreye katılanlar da fotoğrafta gördüğünüz gibi. Kongreye yurdun çeşitli yerlerinden delegeler katıldığına göre Sivas Kongresi'nin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani Sivas Kongresi toplanış amacı olaraktan da ulusal olduğunu ya da milli olduğunu söyleyebiliriz. Erzurum için ne demiştik? Erzurum toplanış amacı bölgesel, alınan kararlar ulusaldı. Sivas Kongresi ile alakalı çocuklar gelecek sorularda da toplanış amacı da ulusal, alınan kararlar da ulusal diye cevap vereceksiniz.
alınan kararlarımıza bakalım. Erzurum Kongresi'ndeki alınan kararlar ufak tefek değişikliklerle aynen Sivas Kongresi'nde de kabul edilmiş oluyor. Neden tekrardan o kararların üzerinden geçiliyor? Şunu da söyleyeyim. Şimdi Erzurum Kongresi'ndeki katılan delegeler sadece Doğu ve Karadeniz tarafından, yani Doğu illerinin temsili diyebiliriz. Ama Sivas Kongresi'nde ise çocuklar bütün yurttan temsilciler var. Yani yurdun her yerinden gelen, halkın güvenini kazanmış önder nitelikli kişiler var. O yüzden aynı kararların üstünden bir daha geçiyoruz. Erzurum Kongresi kararlarının ulusal olduğunun kanıtıdır. Manda ve himaye konusu çocuklar tekrardan gündeme geliyor. Şimdi biz ilk kez Erzurum'da reddettik manda himayeyi ama tekrardan Sivas Kongresi'nde hani Amerikan mandasını isteyenler vardı ya, hatta bununla alakalı tartışmalar çıkmıştı kongrede. İşte o yüzden biz bu defa kesin kez Sivas Kongresi'nde bu konuyu bir daha açılmamak üzere reddediyoruz. Artık tamam, daha manda ve himayeden bahsedilmeyecekti. Bu da tam bağımsızlık ilkesinin benimsendiğini gösterir. Temsil heyetinin üye sayısı 9'du. Şimdi artık sayıyı arttırıyoruz, 16'ya çıkartıyoruz ve tüm ülkeyi temsil eder hale getiriyoruz. Ve temsil heyeti artık ulusallaşmış. Yani bölgeyi temsil etmiyor, yurdun tüm genelini temsil ediyor. Temsil heyetine de Mustafa Kemal başkan olunca artık o da ulusal bir lider resmen olmuş oluyor. Kararlarımıza devam edelim. Temsil heyeti çocuklar Ali Fuat Paşa'yı Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi Komutanlığı'na atama yapıyor. Burada temsil heyeti ne gibi çalışmış? Sanki bir hükümet gibi değil mi? Hani bir meclis gibi, milletvekilleri gibi çalışmış. Ve bakın atama yapıyor. Ali Fuat Paşa'yı sen Batı cephesine diye görevlendirme yapıyor. Batı cephesindeki birliği sağlamayı amaçlamışlar bu maddeyle. Ve atama yapması temsil heyetinin yürütme yetkisini kullandığını gösterir. Yani sanki bir meclis gibi çalışmış. Yürütme yetkisini kullanması ise dedik, hükümet gibi hareket ettiğini gösterir. Kararlarımızdan devam edelim. Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı ile birleştirilmiş. Şimdi cemiyetlerimizin hepsinin amacı zaten aynıydı. Kendi bölgelerinde mücadeleyi gerçekleştirmek istiyorlardı. Erzurum Kongresi'nde ne yapmıştık? Doğudakileri birleştirmiştik tek çatı altında. Şimdi Sivas'ta ise ne yapacağız? Hepsini tek bir çatı altında toplayacağız. Yani şöyle düşünebilirsiniz çocuklar bunu. Derste her zaman verdiğim bir örnektir. Mesela kıyafet satan bir mağaza. İşte hepsinin amacı kıyafet satmak değil mi? İşte A mağazası, B mağazası, C mağazası gibi farklı farklı isimler. Ama hepsinin sattığı kıyafet tarzı aynı. Bunlar mesela birleşirse, tek bir tabela yaparsa ne olmuş olur? Hani aynı mağaza işte yani aynı amaçları var kıyafet satmak. Ama her birisi şubeleri gibi satış yapmış olacak değil mi? İşte bunu da aynı öyle düşünebilirsiniz. Hepsinin sadece isimleri farklıydı. Kendi bölgelerinde hani hizmet veriyorlardı. Kendi bölgelerinde mücadeleyi sağlıyorlardı. Şimdi biz Sivas Kongresi'nde bunları Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk olarak tam birleştiriyoruz. Yine hepsi hani tek bir tabela altında gibi düşünebilirsiniz. Tek bir isim altında faaliyetine devam ediyor. Kurtuluş Savaşı artık tek bir merkezden yönetilmeye başlanmış oluyor ve birlik, beraberlik, bütünlük yani hem Rumeli'de hem de Anadolu'da sağlanmış oluyor diyebiliriz. Kararlardan devam ediyoruz. 13 Eylül 1919'da çocuklar halkı milli mücadele ile alakalı bilinçlendirmek için bir gazete çıkartılıyor. Yani İtilaf Devletleri'nin İstanbul hükümetinin olumsuz propagandalarına karşı hani halk milli mücadele ile alakalı gerçekten doğru bilgileri edinsin, direkt hani birinci ağızdan öğrensin diye İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkartılıyor. Halkın bilinçlenmesi ve doğru bilgi alması amaçlanmıştır. Çünkü zaman zaman İtilaf Devletleri bu milli mücadelemizi
karalayıcı faaliyetler yapıyorlardı. Hani halkın şevkini düşürmek için. İşte biz de buna karşı ne yapıyoruz? Bir gazete çıkartaraktan halkın direkt doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz. Şimdi bakalım Sivas Kongresi'nin önemine. Hem toplanış hem de aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir. Buna ben böyle yıldızlar atmak istiyorum çocuklar sağına soluna etrafına. Çünkü Sivas Kongresi ile alakalı gelen sorular bu şekilde size gelir. Yani karşınıza bu şekilde çıkar. O yüzden hem toplanış hem de aldığı kararlar bakımından ulusal ya da milli diyebiliriz. Banda ve himaye fikri bir daha artık bahsedilmeyecek. Erzurum Kongresi'nde reddedildi. Sivas'ta ne yaptık? Kesin kez reddettik. Ve artık tekrardan manda ve himaye konusu açılmayacak, bitti. Tüm cemiyetler birleştirildi ve ne yapılmış oldu? Yurdun tamamı temsil etmek üzere toplanmış oldu. Ve amacımız da yine düşmandan temizlemekti. Bir de çocuklar, temsil heyetinin kapsamı, yetkileri de daha da genişletilmiş oldu. Artık daha böyle milletvekili gibi davranıyorlar. Çünkü ne yapmışlardı mesela? Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı'na atama yapmışlardı. Mustafa Kemal artık ulusal bir lider haline gelmiş oldu. Çünkü temsil heyeti tüm yurdu temsil ediyordu ve onların başkanı da kim? Mustafa Kemal. O yüzden Mustafa Kemal de şu an halkın lideri konumuna gelmiş oldu. Gazete kuruldu, irade-i milliye ve halkın doğru bir şekilde bilgilenmesi sağlanmış oldu. Herhangi bir propagandalara karşı milli mücadeleyi karalayan, onlara karşı bir tedbir alınmış oldu. Halk artık direkt birinci ağızdan bilgileri öğrenmiş oluyor. İstanbul hükümeti ile ilişiğin kesilmesi. İstanbul hükümetinin milli mücadeleye karşı tutumu neydi? İşte hani aman milli mücadele yapmayın, teslimiyetçi olalım, işte İtilaf devletleri işgal eder eder zaten giderler diyorlardı. Aman halk sesini çıkarmasın, sus pus olsun diyordu. Ve bu tutumu karşısında temsil heyeti de diyor ki artık İstanbul hükümetiyle her türlü iletişimi kesiyoruz, koparıyoruz diyor. Bunu emrediyor. Halk da bu karara uyuyor ve bunun üzerine İstanbul hükümetinin başındaki damat Ferit istifa etmek zorunda kalacak. Çünkü artık halk İstanbul hükümetini tanımıyor ve damat Ferit ne yapacak? İstifa edecek. Bu durum temsil heyetinin çocuklar İstanbul hükümetine karşı gerçekleştirmiş olduğu ilk siyasi başarısıdır diyebiliriz. Şimdi geleceğiz Amasya görüşmelerine. 6. rotamız tekrardan bakın neresi olacak? Amasya olacak. 6. durağımız. Genelge ve görüşme. Birbirlerine karıştırmayın çocuklar. Genelde sıralama olarak sayın deyince öğrencilere Amasya genelgesi ve görüşmesinin sırası karışabiliyor. Lütfen karıştırmayın. Sivas'tan sonra Amasya'ya tekrar geçiyoruz ama bu defa Amasya görüşmeleri için. Damat Ferit istifa edince İstanbul hükümetinin başına milli mücadeleye karşı daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa geçecek ve Ali Rıza Paşa hükümeti kurulacak artık ve İstanbul hükümetiyle bu bozulan ilişkiler çocuklar tekrardan başlamış olacak. Bunun sonucunda da Amasya görüşmesi gerçekleşmiş olacak. Taraflarımıza bakalım kimler gidecek? İstanbul hükümeti yani Ali Rıza Paşa'nın adına kim gidecek? Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Salih Paşa. Temsil heyeti adına da temsil heyetinin başkanı Mustafa Kemal görüşmelere katılacak. Yani Amasya'da bir araya gelecekler. Eğer çocuklar İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen karşısına alıp bir görüşme yapıyorsa bu ne anlama gelir? Demek ki artık temsil heyetini İstanbul hükümeti resmen tanıyor anlamına gelir. Devam edelim. Kararlarımıza bakalım neler varmış. İstanbul hükümeti Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararları aynen kabul edecek. Bakın birinci isteğimiz bu. Bu kararların kabul edilmesi. Çünkü biz milli mücadeleyi ne yapıyoruz? Organize ediyoruz. 2. İstanbul hükümeti İtilaf devletleriyle yapacağı barış görüşmelerinde ki Mondros vardı hala bizim daha barış anlaşmamız
imzalanmamıştı hatırlıyorsanız. Mondros neydi? Ateşkesti. İşte bu yapılacak barış görüşmelerinde temsil heyetinin de görüşünü soracaktır diyoruz. Ve serbest seçimler yapılarak Mebusan Meclisi açılacaktır. Yani biz temsil heyeti olaraktan da nereye girmek istiyoruz? Meclise girip orada fikirlerimizi ifade etmek istiyoruz. Ali Rıza Paşa'nın kabul ettiği tek madde çocuklar Mebusan Meclisi'ni açmak olacak. Diğerlerini kabul etmeyecek. Milli Meclis Anadolu'da İstanbul hükümetinin uygun göreceği güvenilir bir yerde toplanacaktır. Yani Mebusan Meclisi normalde İstanbul'da ya, şimdi İstanbul sıkıntıda olduğu için bu İtilaf Devletleri'nin donanmalarının olduğundan bahsetmiştik önceki dersimizde. O yüzden diyoruz ki görüşmelerimizi rahat rahat yapabilmek için hani İstanbul hükümeti Anadolu'nun herhangi bir yeri de olur, nereyi tespit ederse orada bir Mebusan Meclisi açıp toplanalım, orada görüşelim diyecek. Mustafa Kemal'in işte meclisi İstanbul dışında toplanmasını istemesinin sebebi de çünkü dediğimiz gibi Mebusan Meclisi bakın burada, İngiliz donanmaları da burada. Çünkü Boğaz'a demirli İtilaf donanmalarının gölgesi altında milletvekilleri rahat karar alıp veremezler diye o yüzden hani İstanbul'da olmamalı şeklinde istekleri vardı. Çünkü eğer İtilaf devletlerinin aleyhine bir karar çıkarsa bu defa milletvekillerinin tutuklanma gibi bir durumla karşı karşıya gelebilirlerdi. Ama kanuni esasede de yani Osmanlı'nın anayasasında da şöyle bir madde var çocuklar. Meclis sadece başkentte açılabilir şeklinde. O yüzden bu madde kabul edilmeyecekti. Sadece meclis İstanbul'da açılacak ve o şekilde de olacak. İstanbul'da açacaklar. Yoksa anayasaya karşı gelme durumu olmuş olur. Şimdi devam edelim sorularımızdan. Konumuz bu kadardı. Doğru yanlış sorularımıza bakalım. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçerek halkı örgütlemek istemiştir. Çünkü İstanbul'a geldiği zaman ne vardı Mustafa Kemal'in? İtilaf devletlerinin gemileri vardı ve burada olmaz demişti. O yüzden cevabımız doğru olacak. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde oluşturulan temsil heyetinin başkanı olaraktan ulusal lider olmuştur. Doğru. Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemi Erzurum Kongresi'nde belirlenmiştir. Nerede demiştik? Amacımız, gerekçemiz ve yöntemimiz Amasya genelgesindeydi. O yüzden cevabımız yanlış olacak. Erzurum Kongresi her yönüyle ulusal bir kongredir. Erzurum Kongresi'nin için her yönüyle diyemeyiz. Ne demiştik? Toplanış amacı bölgesel, alınan kararlar ulusaldı. O yüzden cevabımıza yanlıştır diyeceğiz. Amasya Genelgesi İstanbul hükümetine ilk başkaldırı niteliğindedir. Ne demiştik? İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir demiştik hatırlarsanız. Erzurum Kongresi'nde azınlıklara haklar verilmemesi ile kapitülasyonlar kaldırılmak istenmiştir. Demiştik ki bu madde kapitülasyonlarla karıştırılmamalı. Kapitülasyonlar ekonomik ayrıcalık olduğundan bahsetmiştik. Biz burada azınlıklara herhangi böyle ekstra haklar verilmesin diyerekten şunu söylemiştik. Yabancı devletlerin bizim iç işlerimize müdahalesini engellemek istemiştik. Sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in Havza Genelgesi'nde Türk halkından İşgallere karşı mitingler düzenlenmesini istemesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Ulusal iradeyi hakim kılmak, hükümetin desteğini kazanmak, hukuk birliğini sağlamak, milli bilinci uyandırmak. Şimdi Havza Genelgesi'nde Türk halkından işgallere karşı mitingler düzenlenmesini istiyor. Çünkü halkta bir milli bilinç uyandırmak istiyordu. O yüzden amacımız da D olacak. Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye kabul edilemez kararın alınması hangisine verilen önemi göstermektedir? Demiştik ki manda ve himaye sömürgeye karşı yani sömürgenin yumuşatılmış hali olaraktan Birinci Dünya Savaşı sonrası karşımıza çıkıyordu. Yani güçlü olan devletlerin
güçsüz devletleri hani bir süre toparlayana kadar kendisini hani koruma altına alması gibiydi. Yani manda ve himaye kabul edilemez, tam bağımsızlığa verilen önemi gösterir. Erzurum Kongresi toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması, Kuvayi Milliye'yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmanın temel ilke olarak alınması, manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin benimsenmesi, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz kararının alınması. Bölgesel olduğunu soruyor. Üç maddemiz çocuklar ulusal ama doğu illerine dediği için burada sadece bölgesellikten bahsetmiş oluyor. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde alınan milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kuvayi Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Kararları aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir. Milli egemenlik, milli kültür, milli ekonomi, milli eğitim. Diyordu ki milletin kararı, milli irade. Ne oluyordu bu çocuklar? Milli egemenlik oluyordu. Bir sorumuza daha bakalım. Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında imzalanan Amasya Protokolü ile Nebusan Meclisi'nin toplanması kararlaştırıldı. Bu karar Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? Milli Meclis'in derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından denetlenmesi için çalışılacaktır. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez. Vatanın bağımsızlığını korumayı İstanbul hükümeti sağlayamadığı takdirde bir geçici bir hükümet kurulacaktır. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı İstanbul hükümetinin dağılması halinde millet hep birlikte vatanı savunacak ve direnecektir. Ne diyordu sorumuzda? Erzurum Kongresi'nin hangi karar? Mebusan Meclisi'nin toplanması. Baktığımız zaman çocuklar Milli Meclis'in toplanması. Çünkü burada bakın diyor ki Mebusan Meclisi'nin toplanması kararlaştırılıyor. Yani burada da Milli Meclis'in toplanması ve hükümet çalışmalarının denetlenmesinden bahsediyoruz. Sivas Kongresi ile yurt genelinde faaliyet gösteren cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu kararla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Güç birliğinin sağlanması, ülke bütünlüğünün korunması, bölgesel mücadelenin sürdürülmesi, milli mücadelenin tek bir merkezden yürütülmesi. Şimdi baktığımız zaman ne amaçlanmamış oluyor? Sivas Kongresi'ne biz bütün cemiyetleri birleştirmiş oluyoruz. Demek ki birlik beraberlik halinde tüm yurtta bir hareket etmiş oluyoruz. O zaman bölgesel mücadeleyi sürdürmeye dair bir fikrimiz yok. Bölgesel değil, mücadelemizi artık ulusal yapmak istiyorduk. Erzurum Kongresi'nin kararlarından bazıları şunlardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Manda ve himaye kabul olunamaz. Kongrenin bu kararlarıyla hangisi amaçlanmamıştır? Milli bağımsızlığın kazanılması, toplumsal eşitliğin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, milli egemenliğin gerçekleştirilmesi. Burada çocuklar şöyle söyleyelim, alınan kararlar bir kere tam bağımsızlık istiyoruz. Burada milli irade derken milli egemenlik ve milli sınırlardan bahsetmişiz ama burada toplumsal eşitlik tarzında bir ifademiz yok. Evet çocuklar, dersimizi burada noktalıyoruz. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.